başkanlarım ve siz değerli dostlarımız, misafirlerimiz ve sayın basın mensupları, öncelikle hepinizi şahsım ve Uzunköprü AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerim adına saygı ile selamlıyorum. Kadınlar olarak genelde 8 Mart Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya geliyoruz. Bu tarihte tüm sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerde etkinlikler yaptığı için bölünmemek adına bugün bir araya gelme kararı aldık. Bugün burada olmayı istedikleri halde çalıştıkları için aramızda olamayan kadınlarımızın da sizlere selamlarını iletmek isterim. Bu etkinliği Uzunköprü AK Parti Kadın Kolları olarak planladık. Ancak kahvaltımızda kadın kimliği ile siyaset üstü bir katılım söz konusu. Ev hanımlarımız başta olmak üzere siyasi toplum kuruluşlarından, belediye meclisimizden, kent konseyinden, Cumhuriyet Halk Parti'den, Milliyetçi Hareket Parti'den, Çevre Gönüllüleri Derneği'nden, Üniversiteli Kadınlar Derneği'nden katılım olduğu gibi ticaret yapan ve çalışan bir sürü kişi bu kahvaltıda bir araya geldik. Katılımlarınızdan ve desteğinizden ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tek bir önceliğimiz var. Yaşadığımız yere ve bulunduğumuz topluma hizmet etmek. Bu yüzden kadınlar olarak önce evimizde, sonra ticarette, sivil toplum kuruluşlarında, siyasette, her alanda daha aktif ve daha güçlü olarak birlik ve beraberlik içinde Uzunköprümüze, Edirne'mize hizmet etmek gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Afiyet olsun diliyorum. Sizlerle paylaşmak istediğim iki konumuz var. Önümüzdeki günlerde 8 Mart'ta Kadınlar Günü etkinliği var biliyorsunuz. Bunu hep birlikte bir arada olarak aynı çatı altında birlikte hareket etmek istiyoruz. Onun duyurusunu yapmak istiyorum. Parti gözetmeksizin 8 Mart'ta parti gözetmeksizin bütün kadınlar olarak işçisi, çalışanı, özellikle çalışan ve fabrikada çalışan kadınlara da ulaşmak istiyoruz. Bütün kadınlar olarak saat 9'da Adalet Meydanı'nda toplanalım diyoruz arkadaşlar. Adalet Meydanı'nda toplandıktan sonra yine sessiz şekilde heykele kadar yürüyüp, Atatürk heykelinin oraya kadar yürüyüp bir basın açıklaması yapıp ve dağılmak. Zaten daha sonrasında girişimcilerin kahvaltısı var, oraya davetliyiz. Yine hep birlikte 10.30'da onların kahvaltısına geleceğiz. Diyorum ya, bizler Uzunköprülüyüz. Her yerde, her zaman önde arkada değil, yan yana olmak zorundayız arkadaşlar. Her şeyi birlikte paylaşmak zorundayız. Bizler Uzunköprü için varız. Bir başkası gelip Uzunköprü için uğraşmayacak. Lütfen bunu unutmayalım. İkinci konu bizim Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Uzunköprü Şubesi'nin 5 Mart Cumartesi günü saat 14'te Refik Martin Nikah Salonu'nda, belediyenin Refik Martin Nikah Salonu'nda Türkiye'de kadın ve kadın hakları konulu bir panelimiz var arkadaşlar. Bu kadın hakları çok önemli biliyorsunuz. Her gün ölmeyen kadın yok. Bu sabah yine vardı. Bunlara sahip çıkalım. Ne olur bu tür toplantılara katılalım diyorum. Konuşmacılarımız İstanbul Aral Üniversitesi